sevgili RTV izleyicileri, Kadın Farkı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda iki kadın yazarı ağırlayacağız. Müjgan Tekin'i ve Vildan Tekin'i. Kendileriyle yeni romanları Kara Dutu ve bu roman bağlamında heykeltıraşlarımızdan Mari Gerekmezyan'ın hikayesini ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile olan aşkını konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Kara Dut romanı çıktı, ikinizin elinden çıktı. İki yazarlı bir kitap. Romanı konuşacağız. Biraz önce dediğim gibi romanı ve Bedri Rahmi ile Mari Gerekmezyan'ın aşkını konuşacağız. Ama ben size önce Mari Gerekmezyan nasıl hayatınıza girdi? Bu kitabı size yazmaya götüren serüveni sorarak başlamak istiyorum. Tabii. Aslında romanı yazmaya aynı gün karar verdik diyebiliriz Müjgan'la. Bu serüven şöyle başladı. Mari Gerekmezyan'ı tabii ki daha önceden biliyorduk. Gerek heykeltıraş olarak biliyorduk. Gerek herkes gibi Bedri Rahmi'nin ona yazdığı Kara Dut şiirinin öznesi olarak biliyorduk. 2015 yılında bir sergi vardı İş Kültür'de. Biz Mektup Yazardık sergisi. Bedri Rahmi ve çağdaşlarından mektuplar sergisiydi. Birlikte o sergiye gittik. Sergide dolaşırken İlk kez karşılaştığımız mektuplar, Mari'den Bedri'ye yazılmış, Bedri'den Mari'ye yazılmış ve dönemin pek çok sanatçısının kaleminden çıkmış mektupları okumak, o atmosferi görmek ve Mari'nin Bedri Rahmi büstünü görmek açıkçası bizi çok heyecanlandırdı. Hani daha önce az çok bir fikir sahibi olduğumuz bir kadının orada aslında kanlı canlı karşımızda durduğunu hissettik. Yani Bedri Rahmi'nin çizdiği Kara Dut tabloları, Mari Gerekmezyan tabloları, diğer tablolar, At Üstünde Aşıklar olsun, Alice olsun, Talaslı olsun. O tablolarda bir Mari vardı ve Bedri Rahmi büstünü de gördüğümüzde o kadar gerçek yontulmuş bir heykeldi ki o. Sanki Bedri Rahmi de karşımızda duruyordu. İnanılmaz yetenekli, muazzam yetenekli bir kadın. Fakat bir şekilde unutturulmuş, yok sayılmış bir kadın. Bizim içimize dokundu açıkçası ve bir sanatın bir alanında Mari'nin anlatılması gerektiği hissi bizde çok ağır bastı. Nasıl yapabiliriz diye düşündük. Her şeyden önce Mari'yi daha iyi tanımak için neler yapabiliriz diye düşündük. Böylece peşine düştük biraz Mari'nin diyebiliriz. Çünkü Mari sureti de yok sayılmış bir kadındı. Onun suretine nasıl ulaşabiliriz diye düşündük ve onu hatırlamak, hatırlatmak istedik açıkçası. Serüven biraz böyle başladı diyebiliriz. Evet, birazdan Mari'nin fotoğrafı da ekranlarımıza gelecek. Tabii sanat tarihçilerin biraz yok saydığı bir karakter. Siz bu romanı yazarken de birçok tarihi belgeye ulaşmışsınız. Birçok mektuplar, bir sürü tarihi belgeye dayanarak bir roman ortaya çıkarmışsınız. Bu süreçte size kimler yardım etti? Nelerden, nasıl buldunuz bilgileri? Biraz da bunu dinleyelim sizden. Açıkçası en zorlandığımız kısım buydu. Çünkü Mari yok sayılmış bir kadındı, Vildan'ın da dediği gibi. Ve yok sayılan bir kadınla ilgili bilgilere ulaşmak da çok zordu. Yani sadece Bedri Rahmi'nin tırnak içinde yasak aşkı olarak tanıyorduk Mari'yi. Gerçi biz romana başladığımız zaman biraz daha şanslıydık. Çünkü 2012 yılından itibaren aslında Mari Gerekmezyan'ın ne kadar yetenekli bir heykeltıraş olduğu da konuşulmaya başlanmıştı. Ve onunla ilgili bir takım sergiler yapılmaya başlanmıştı. Bizden öncesinde Can Dündar'ın Yüzyılların Aşıkları belgeselinde Eren Eyüboğlu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu aşkı anlatılırken Mari'ye de değindiğini görüyoruz. İlk aslında Mari'den gerçekten Mari Gerekmezyan bir heykeltıraş olarak o Can Dündar belgeselinde bahsedildiğini görüyoruz. Daha sonra Karin Karakaşlı'nın Can Kırıkları kitabında Sabır Taşı adlı öyküsünde Mari Gerekmezyan'la ilgili önemli bir öyküsü vardı. O öykü de bizim çok kısa bir öyküydü ama çok içimize dokunmuş bir öyküydü. Mari orada o öyküde de bir çığlık atıyordu. Yani unutulmak istenen bir kadın değildi Mari. Bunu çok net hissettik. Sonrasında evet, bilgiler bu kadar. Heykelleri var Mari Gerekmezyan'ın ve o heykeller bir şekilde isimleriyle anılıyor ama hani bu heykelleri yapan kadın kimdir? Bununla ilgili detaylara bir şekilde ulaşabilmek zorlayıcı bir kısımdı ve bu konuda Vildan'ın akademideki çalışmaları bize açıkçası ufuk açıcı oldu. Çünkü çok fazla tarama yapmamız gerekiyordu, literatür taraması yapmamız gerekiyordu. Bu noktada Vildan'ın o akademik tarafı devreye girdi ve literatür taraması gerçekleştirdi. Ancak yine de çok zordu. Çünkü bulduğumuz kaynakçalarda da Mari Gerekmezyan'la ilgili çok satır arası bilgiler vardı. Her şey bir cümle, iki cümle. Tüm bunları biriktirmek ve toplamak zorundaydık. Yazma kısmından öncesi bu araştırma kısmı aslında
uzunca süren zamandı ve bulduğumuz tüm bilgileri toparladık. Sonrasında bizi çok etkileyen bir şey daha fark ettik. Marie'nin heykeltıraş olması kadar felsefe öğrencisi olması da bizi çok etkiliyordu. O noktada felsefe, yani o dönemin sanattaki felsefe tartışmalarıyla sanat tartışmalarını harmanlayarak tüm bulduğumuz bu bilgileri bir araya getirdik ve bizim kurgumuza kaldı geri kalan taraf. Tabii ki orada bizim dünya görüşlerimiz de devreye girdi. O bulduğumuz az bilgiden, çünkü evet, kitap tam olarak bir biyografi roman değil aslında, evet, kurgu roman. Kurgu roman. Bu şekilde gerçekleşti. Peki Bedir Avni veya Eren Eyboğlu tarafından bir, yani onların akrabalarıyla bir temas kurabildiniz mi? Tabii ki yazım sürecinde de, öncesinde araştırma sürecinde de Eyboğlu ailesinden en azından biz böyle bir çalışma yapmak istiyoruz, elinizde bilgi ya da bizimle paylaşabileceğiniz kaynak var mı diye, ya da hani bir kere bu üç isim de gerçek hayatta yaşamış isimler ve evet, Türkiye'de sanat alanında önemli isimler olduğu için kimseyi incitmememiz gerektiğini de düşünüyorduk. O nedenle aileyle de bir bağ kurduk. Orada fikir alışverişinde bulunduk. Onlar da sağ olsunlar ellerinden geldiğince desteklemek istediler. Bu peki, şekilde gelişti süreç. Marie ile Bedir Rahmi nasıl tanışıyorlar? Biraz hikayelerini dinleyerek. Marie'nin sanatçılığını da konuşacağız. Fakat hani biz kimse birisiyle aşk yaşadı diye hani kadınların hikayesini anlatmaktan yana değiliz. Ama şöyle bir şey, onun yaşadığı aşk onu ön plana çıkarmamış. Aksine sanat tarihçileri aslında biraz da bu yüzden görmezden geliyor. Yani bu Bedir Rahmi'nin yaşadığı aşk yüzünden birazdan bununla konuşacağız da. Bedir Rahmi ile nasıl tanışıyor Marie? Biraz bize anlatır mısınız? Tabii. Marie Gerekmez'den İstanbul Üniversitesi'nde felsefe öğrencisiyken aynı zamanda Güzel Sanatlar Akademisi'nde de misafir öğrenci olarak eğitimine başlıyor akademide. Bu yıllarda da Bedir Rahmi Eyüpoğlu akademide asistan hoca. Askerden yeni dönmüş Bedir Rahmi ve asistan hoca olarak akademide resim bölümünde. Tanışmaları da böyle başlıyor açıkçası. Marie o akademide öğrenciyken Bedir Rahmi de asistan hoca, bir şekilde kesişiyor yolları ve tanışmalarıyla beraber ikisinin de sanatsal üretimlerinin çok yoğun, coşkun yaşamaları birbirlerine karşı sanırım aradaki çekimi de arttıran bir süreç oluyor. Peki o zamanlar Eren'le evli herhalde, Eren Eyüpoğlu'yla. Evet, Eren Hanım'la evli ve hatta çocukları Mehmet Bey de dünyada. Yani. Evet, bu ilişkiden Eren Hanım ne zaman haber alıyor, evlilikleri nasıl etkileniyor? Biraz da Eren Eyüpoğlu cephesinden dinlemek isteriz. Eren Eyüpoğlu tarafına geçmeden önce küçük bir parantez açmak istiyorum. Şimdi tırnak içinde yasak aşk diyoruz hep biz. Bir yasak aşkın öznesi bir kadın var, Marie Gerekmez'den. Ve bu nedenle de orada hani gerçekten bu romanımızın aslında üç ana karakteri diyebileceğimiz Bedir Rahmi, Eren Eyüpoğlu ve Marie Gerekmez'i anlamak, önce gerçekten onları isterleştirmek gerekiyordu. Yani yargılayamazdık, biz bir romancıyız, yargılayarak onları anlatamazdık. Gerçekten o üç karaktere de şefkatle yaklaşmamız gerekiyordu. Ve o yüzden önce onları anlamaya çalıştık. Eren Hanım'ın duygusunu burada anlamakta evet, zorlanabilirsiniz. Biz de başlangıçta zorlandık. Fakat öyle bir şey ki Eren Eyüpoğlu ve Marie Gerekmez'den arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bu aslında zaten bu hikayeyi değerli kılan bence sanırım Vildan'a göre de öyledir. Biraz da bu. Yani birbirleriyle bir çatışma halinde değiller. Eren Eyüpoğlu'nun, yani Marie Eren Eyüpoğlu'nun mutlaka ki çok kanatmıştır. Yani mümkün değil böyle bir şey. Çünkü Bedir Rahmi'ye aşık bir Eren. Bir de Eren Eyüpoğlu'nun Bedir Rahmi ile olan ilişkisi de çok, tanışması da çok romantik. Biraz da buradan başlayarak anlatabilirseniz. Tabii, yani 30-32 yıllar arasında sanırım onların tanışıklığı da Paris'te yine bir sanatsal üretim gerçekleştirirken oluyor. Buradaki o zaten aşkı kurucu yapan şey de üçünün arasındaki bu sanatsal bağ. Ve o Paris'te tanışıyorlar. Biz Eren Hanım ve Bedir Rahmi arasındaki mektupları da okuduk Vildan'la. O mektuplarda da aslında Marie ile Bedir Rahmi arasında yazılan mektuplardan çok büyük bir fark görmüyoruz aşk anlamında. Yani her ikisi, Eren Hanım ve Bedir Rahmi de birbirlerine aşık oldukları zaman ve evlenmeden önce, Eren Hanım sonuçta Romanyalı bir kadın ve Ernest'in adında, memleketine geri dönüyor Paris'te tanıştıktan sonra. Birbirleriyle mektuplaşıyorlar. Bedir Bey Paris'te. O mektuplarda da hep fırça izinden konuşuyorlar. Yani resim sanatı onların aşkının kurucusu olmuş.
birbirlerine yaptıkları resimleri, yapmak istedikleri resimleri anlatıyorlar, uzun uzun yazıyorlar. Yani sanatsal bir aşkla birbirlerine Eren Hanım ve Bedir Rahmi'nin de bağlandığını görüyoruz. Marie'ne de Bedir Rahmi böyle bağlanıyor. Hatta bunu şuradan da anlıyoruz. Eren Hanım, Mehmet Bey'in ifadelerinden bunu da çıkartıyoruz. Eren Hanım'ın Marie'yi anlamasındaki noktada bu bilgi de bize çok açıcı oldu açıkçası. Şöyle bir şey söylüyor Eren Hanım. Ben babanıza nasıl aşık olduysam, babanızla aynı duygularla Karadut'a Marie Gerekmez'den aşık oldum. Ne kadar yüce oldum. Bir görüş. Evet. Yani çok zor. Şimdi ama bunu söylemiş bir kadın var. O yüzden hani teoride ve pratikte her şey farklı oluyor. Evet, hani en nihayetinde üç kişilik aşk olur mu? Bu biraz zor açıkçası bunun cevabını vermek. Dışarıdan bakınca aslında olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hani böyle söylüyoruz. İşte aşkta hani tüm imkanlar, diğer imkanlar reddedilmeli diye bakıyoruz. Fakat işte o pratikte başka bir şeye dönüşüyor. Peki nasıl haberdar oluyor Eren Eyboğlu ilişkilerinden? Zaten Bedir Rahmi ve Marie Gerekmez'den aşkını hiçbir zaman kapalı kapılar ardında yaşamıyorlar. Yani hatta bu konuda ulaştığımız bilgilerden biri Ara Güler'indi. Hani onun söylediği bir cümle var. Gecelere, yani bir takım davetlere Mali, Bedir Rahmi ve Fred Gross birlikte geliyorlardı. Kol kola. Fred Gross da Mali'nin daha sonra evlendiği insan. Bedir Rahmi'nin de arkadaşı. O yüzden hiçbir zaman böyle gizli saklı bir aşk olmamış. Burada o dürüstlüğü de görüyoruz. Yani evet, dışarıdan bakınca eleştirilebilir. Fakat biz onları anlamadan yazamazdık ve anladık. Yani Eren Hanım Mari'yi sonradan öğrenmiyor. Yani Mari'nin varlığını biliyor ve bir şekilde daha sonra Mehmet'e, oğluna söylüyor. Fakat oğluyla konuşmasına kadar, yıllar sonrasına kadar Mari ile ilgili tek kelime etmiyor. Bedir Rahmi'ye de etmiyor. Herhangi bir yerde de etmiyor. Bunu anlamak çok zor. Fakat bu hikayeyi aslında hikaye yapan, yani anlatılır değer kılan bizce Eren Hanım ve Mari'nin o birbirini anlama duygusu, ikisinin de ressam ve sanatçı olmasına bağlıyoruz biz bunu açıkçası. Evet, Bedir Rahmi ile Mari gizlenmemişler fakat bu ilişkinin bir yükü olmuş. O da Mari'ye yüklenmiş. Biraz da bu yükten, Mari'nin bu ilişki yüzünden yaşadığı, gerek cemiyette, cemaatte, gerekse akademide yaşadığı zorluklardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ama önce şunu söylemek lazım. Mari gerçekten bu yükü yüklenmeye gönüllüymüş. Yani bu aşkı yaşamak istemiş, sonuna kadar yaşamak istemiş. Gerek mektuplarından, gerek yazdığı son nottan bunu anlıyoruz. Ya da dönemin Pangaltı Lisesi mezunlarını çıkardığı bir dergi var. Mari öldükten bir yıl sonra çıkan bir dergi bu. San dergisi. Orada Mari'nin akademiden arkadaşları ve hocaları Mari'yi anlatıyorlar. O bizim için de çok önemli bir kaynak olmuştu gerçekten. Mari'ye dair pek çok bilgiyi oradan edindik ve o anlatımlarda da görüyoruz ki Mari gerçekten Bedir Rahmi Eyüpoğlu ile yaşadığı ilişkiye sonuna kadar sahip çıkıyor. Ve bu aşkla beraber var olma coşkusunu yaşıyor. Bunu çok hissediyoruz. Ama tabii ki 1940'lı yıllar, dönemin koşulları, savaş koşulları, bir kadın olarak, bir Ermeni olarak, her şeyden önce yoksul bir insan olarak, çünkü o dönem sanatla uğraşmak daha belki burjuva bir etkinlik olarak görülürken, Mari aynı zamanda yoksullukla mücadele ediyor. Öğretmen maaşıyla bir şekilde geçimini sağlamaya ve heykel üretmek, biliyorsunuz ki belli bütçeleri olan bir üretim gerektiriyor. Malzemelerini almaya çalışıyor. Bu bilgileri de yine akademide hocası olan Rudolf Hoca'nın anlatımlarından görüyoruz. Bütün bunlarla baş ederken bir de aşkın yükünü yükleniyor ve belki de yaşamda onu ayakta tutan bir güce dönüştürüyor bu aşkı. Baktığımız zaman her iki taraftan da, yani hem Ermeni cemaatinden hem Türk tarafından, Türk toplum tarafından bu aşkın kabul görmediğini ve tabii ki Mari'ye bunun dışlanmak olarak geri döndüğünü görüyoruz. Evet, patrikhaneye kabul edilmiyor. Evet, patrikhaneye kabul edilmiyor. Her ne kadar oradan masklar yapsa da, üretimlerine de dahil etse de bir şekilde patrikhaneye kabul edilmiyor. Ödüllü heykelleri var. Neşet Ömer büstü, Profesör Doktor Neşet Ömer ve Şekip Tunç büstü gibi ödüllü heykelleri var. Fakat gazetelerde ödülleri alan heykellerin ismi geçiyor, Mari Gerekmez'in ismi geçmiyor. Yani Bedir Rahmi ile ilişkisi boyunca Mari'nin isminin üstünün çizildiğini görüyoruz. Ama o kapanmak yerine, içe kapanmak yerine ya da sanatsal üretimden vazgeçmek yerine hayır, ben buradayım demeyi seçmiş ve hem üretmeye çalışmaya devam etmiş hem de aşkı da gizlemeye çalışmamış Bedir Rahmi ile olan ilişkisini. Ama şu da çok önemli ki
Eren Eyüboğlu'yla bir rekabet ya da bir çekişme halinde bir aşk değil bu. Bizim anladığımız ve hissettiğimiz bu. İki kadın arasında gerçekten bir birbirlerine tabii ki çok acı verdiklerini kabul etmekle beraber o anlamda bir duygudaşlığın da kurulabildiğini görüyoruz. Bunu daha sonra Mari'nin ölümünden sonra işte Eren Hanım'ın Bedir Hanım'ı teselli etmesinde de oralara da daha sonra geliriz belki görebiliyoruz bu durumları. Yani iki kadın arasında böyle bir çekişmeli durum yok. Her biri ressam, diğeri heykeltıraş ve Mari döneminin çok önemli heykeltıraşlarından biri kabul ediliyor. Mesela hangi eserleri yapmış biraz önce zikrettikleriniz dışında onları da bilgi verelim izleyicilerimiz için. Aslında heykellerinin bir kısmının kaybolduğunu biliyoruz biz. Bu gerek kasıtlı olarak gerek özensizlikten bunun net bir cevabını vermek mümkün değil belki ama dediğim gibi Profesör Doktor Neşet Ömer, Şekip Tunç Büstleri, Patrick Mesrop Maskı, diğer taraftan en çok bilinen eseri tabii ki Bedir Rahmi Büstü gibi. Yahya Kemal Büstü. Yahya Kemal Büstü, evet dönemin önemli isimlerinin heykellerini yapmış bir şekilde. Aynı zamanda da yine arkadaşlarının anlatımından anlıyoruz ki dönemin insanlarını yani toplumdan kopuk olmayan bir üretim yapmış ve bu toplumun insanlarını heykellerine nakşettin şeklinde anıyorlar Mari'nin ölümünden sonra Mari'yi. Yani hem bir şekilde heykelleriyle beraber var olmaya çalışmış, diğer taraftan aşkından vazgeçmemiş. Ama tabii şunu da belki konuşmak lazım. Yani aşk da diğer her şey gibi toplumsal ve tarihsel koşullardan bağımsız düşünebileceğimiz bir şey değil. Bir taraftan yoksullukla mücadele ediyor, bir taraftan dışlanıyor. O yüzden aşka daha farklı yaklaşmış olabilir. Bunları da hep aklımızın bir kenarında bulundurduk zaten. Demin Müjge Hanım'ın da ifade ettiği gibi belki Eren Hanım'ın da gidememesinden bunun izlerini savaş sürmek koşulları mümkün. İkinci Dünya Savaşı yılları tabii dediğin gibi. Bütün bu koşullarla beraber düşündüğümüzde Mari gerçekten uluslararası önemli bir heykeltıraş olacak nitelikte yorumlarını alan bir kadınken tırnak içinde yasak aşk yaşaması durumuyla beraber toplumdan dışlanmaya başlamış. Tabii ki aşkın verdiği bu yükle beraber dönemin koşullarını ve yoksulluğun getirdiği bir şekilde ne yazık ki verem hastalığından genç yaşında hayatını kaybetmiş bir kadın. Peki Eren Hanım'la Mari hiç karşılaşıyorlar mı fiziki olarak? Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Biz ama romanda kurgu girdi devreye ve onları uzaktan da olsa karşılaştırdık bir sergide. Ama biz de onları yüz yüze hiç getirmedik. Çünkü bize göre açıkçası iki kadının da tercihi olmamış. Yoksa olsaydı bir şekilde Eren Hanım Mari ile gider konuşurdu. Hani diye düşünüyoruz. Demek ki Eren Hanım'ın da tercihi değilmiş diye düşündük. Ve kayıtlarda da zaten böyle bir karşılaşmadan bahsedilmiyor. Biz de araştırmalarımızda böyle bir bilgiye ulaşmadık. Fakat romanda dediğimiz gibi uzaktan da olsa tabii, karşılaşıyorlar. Tabii o kurguyla yani biz şimdi burada evet konuşuyoruz. Biz gerçeği konuşuyoruz. Romanda farklı şeyler, evet, farklı enstrümanlar karşılaşıyor. Yani en azından kayıtlarda biz ulaşamadık böyle bir bilgiye. Ailenin de bize hani anlatımlarında böyle bir şey yoktu. Karşılaştığını düşünmüyoruz. Peki Mari Gerekmez Yan bu kadar aşık Bedir Rahmi'ye biraz da Fred'le neden evlendiğini ve o evliliğin nasıl seyir aldığını da sizden dinleyelim. Aslında hani biz burada üç kişilik bir aşk diyoruz. Fakat aslında belki de Fred'i de buraya dahil etmemiz lazım. Dört kişilik bir aşk diyebiliriz. Çünkü Fred'in dahil olması, Fred de bizim çok önemli karakterlerimizden biriydi. Onu anlarken de çok şefkat duygusuyla yaklaşmak zorundaydık. Yine Fred'le ilgili de çok az bilgi var. Mesela Fred'e ne olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Ulaşamadık da. Hani Fred nerede? Sonrasında ne yapmış? Böyle bir bilgiye de ulaşamadık. Fakat Fred'in varlığını en çok Ara Güler'in anlatımından biz anladık. Fred'in Mari'nin hayatındaki ve Bedir Rahmi'nin hayatındaki önemini. Çünkü Ara Güler'in oradaki o az önce de söylediğim notu gecelere, bir takım etkinliklere kol kola birlikte geliyorlardı. Mari ortada, Fred bir kolunda, Bedir Rahmi bir kolunda. Şimdi buradan anlıyoruz ki üçünün bir ortak arkadaşlığı varmış. Ve Fred'le evliliğinde çok şaşırdığını söylüyoruz. Yani cemiyetin çok şaşırdığını Fred'le evliliğinde. Çünkü Bedir Rahmi ile aşk yaşıyordu. Onu herkes öyle biliyor. Bir anda bu evlilik, şimdi bu noktada da yine biz nedenini bulmaya çalıştık. Neden sorusu girdi oraya. Aslında cevabı en zor olan sorulardan biridir. Nedenin cevabını vermek çok zordur. Evet. Fakat hani orada neden sorusunu sorarken de şöyle bir şey düşündük. Neden olabilir? Fred Mari ile niye evlenmiş olabilir? Çünkü Mari tamamen artık cadı ilan ediliyor. Artık heykellerinin üstünden ismi siliniyor. Her iki tarafta Mari'yi bu
tırnak içindeki yasak aşktan dolayı suçluyor. Bu durumda Marie'ye bir kurtarıcı olmak istemiş Fred. Biz böyle düşündük. Fakat yine bulduğumuz küçücük bilgilerden bu kurtarıcılığı sadece bir arkadaş olarak yaptığını düşünmüyoruz Marie ile. Evet. Yani Marie bir taraftan da yine o ölümünden bir yıl sonra çıkan Sun dergisinde arkadaşlarının anlatımlarından Marie çok hayat dolu bir kadın. Yani Karaköy'e inen, Karaköy'de heykel atölyelerine gidip orada gençlere, çocuklara boş vakitlerinde heykel öğreten, işte Seyhan'da resim dersi veren, felsefe okuyan, çok hayatın içerisinde çok coşkun bir kadın. Anlatımlarından, Sun dergisindeki arkadaşlarının anlatımlarından bunu anlıyoruz. Ve Fred'in de bu kadar hayat dolu, bu kadar coşkulu yaşayan bir kadına sadece onu toplumsal baskılardan kurtulmak için hayatına dahil ettiğini düşünmedik. Ve orada da bir aşk olduğunu düşündük açıkçası. Fred, Marie'ye itiraf edemediği, bu böyle midir bilmiyoruz. Buna dair net bir bilgi yok. Ancak bize geçen his buydu. Ve Fred orada Marie'yi tüm bu linçten kurtarmak adına açıkçası bir evlilik gerçekleştiriyorlar diye kurguladık. Ve gerçekte bir evliliği var. Fakat bu evliliğin nedenini dediğim gibi bulmaya çalışırken biz bunu böyle tasarladık açıkçası. Ve Fred'le bir evlilik gerçekleştiriyor. Sonrasında da bir şey, yani sonrasındaki o bilgi de bize bunun aslında sadece bir arkadaşlık olmadığını, duygusal bir bağın olduğuna dair de bir ipucu veriyor. Marie öldüğü zaman hastanede Fred ve Bedri Eren Hanım'a gidiyorlar, birlikte gidiyorlar. Yani Fred, Bedri Rahmi'nin de yakın dostu. Ve Eren Hanım iki adamı, ağlayan iki adamı teselli ediyor. Yani bu anlaşılması evet çok güç fakat... Toplumsal normlarla anlaşılacak bir şey değil. Evet, çok ama, evet kesinlikle ama işte burada böyle hani çok ahlakçı bir açıdan zaten ne Vildan ne benim dünya görüşüm buna izin vermez. De yani hani konuşuyoruz ya Orhan Pamuk'tan ya biraz önce sizinle de konuştuk. Romancılık şefkat duymasanızdır diye. Gerçekten hani romancı olunca hani bir hikaye duyunca belki farklı bir tepki veriyorsunuz ama içine girip empati yapıp bir hikayenin içinde o karakteri yarattığın zaman çok daha farklı bir duygu dünyası oluşuyor sizin içinizde de. Ben de öyle sizi okurken öyle yani hiçbir tarafsızlığınızı hissettim. Yani hem şefkatinizi hissettim hem de tarafsızlığınızı hissettim. Yani anlamaya çalıştığınızı hissettim. Bunu çok korumaya çalıştık gerçekten karakterlere karşı. Yani Fred'i de dışarıdan bakınca eleştirebilirsiniz. Ama sonuçta gerçekten birbirlerine olan aşkları bu karakterlerin çok kurucu aşk. Evet. Yani birbirlerinden ayrı oldukları zaman üretemiyorlar. Dışarıdan bakınca dediğimiz gibi anlaşılamayabilir. Fakat sanatla iç içeyseniz orada zaten Eren Hanım'ın da Marie'yi anlamasında başta da konuştuğumuz gibi onun da bir sanatçı olması altında temelinde yatan bu kadar anlayışla karşılayabilmesinde. Mutlaka dediğimiz gibi çok kanadı Eren Hanım. Yani sevdiği adam ve bir başka kadına aşık ama birbirlerinden ayrı olduklarında üretemedikleri, üretimlerinin durdukları bir ilişkiyle karşı karşıyalar. O yüzden orada yani yargılanması güç ilişkiler açıkçası. Bizim için de zaten evet. Hani hep ön planda onların sanatçı olması ve birbirlerine aşklarını sanatla kurmaları. Eren Hanım'la ilgili bir iki sorum olacak ama önce ben şu Fred meselesinden devam etmek istiyorum. Fred'le evlendikten sonra Marie ile Bedri Rahmi'nin aşkı nereye evriliyor? Biraz da ya da Marie'nin üstündekiler baskılar sizin de tahmin ettiğiniz gibi kalkıyor mu? Biraz da bu evlilikten sonraki süreci soralım. Aslında ailesinin Marie'yi Amerikalı bir adamla, Amerikalıydı değil mi? Evet, Amerikalı bir adamla evlendirip Amerika'ya gönderme gibi bir fikri olduğunu araştırmalarımızdan görüyoruz. Yani bir şekilde uzaklaştırmak istiyorlar ve görüyorlar ki artık Türkiye'de kaldığı sürece, İstanbul'da olduğu sürece Bedri Rahmi ile görüşmemesi gibi bir şey mümkün değil. O yüzden tamamen uzaklaştırmak istiyorlar ama Marie buna karşı çıkmak için de biraz bu evliliği gerçekleştirmek durumunda kalıyor. Fakat evlilikten sonra da yine Aragüler'in anlatımlarında görüyoruz bunu Müjgan'ın da söylediği gibi. Marie bir kolunda Bedri Rahmi, bir kolunda Fred Gross. Üçü birlikte pek çok etkinlikte görülüyorlar. Yani bu evliliğin aslında tamamıyla bir formaliteden gerçekleştirilmiş olduğunu da etrafa bunun ipuçlarını verebilecek durumlar da söz konusu. Baskı evliliklerinin ilk zamanlarında üzerindeki baskı tabii ki biraz rahatlıyor Marie'nin ama daha sonra bunun da bir durdurucu etken olmadığı anlaşıldığı zaman aynı baskı devam ediyor. Tabii bir süre görüşmemeyi deniyorlar. Marie de, Bedri Rahmi de özellikle bu evliliğinin gerçekten gerçek bir evlilik olduğunu
toplumun öyle zannetmesi gerektiğini düşündükleri için görüşmemeye başladıkları zaman ikisinin de sanatsal üretimlerinin durduğunu görüyoruz. Bunu birbirleri arasındaki mektuplaşmalardan veya diğer arkadaşlarıyla Bedri Rahmi'nin mektuplaşmalarından anlayabiliyoruz. Bir şekilde birbirlerini görmedikleri zaman biri resim yapamıyor, biri heykel yontamıyor ve dönüp dolaşıp o aşkın kuruculuğunda yine birleştiklerini görüyoruz. Yani bu evlilik aslında Mari'nin üzerindeki baskıların azalması için yapılsa da tam olarak işlevini yerine getirmiş diyemeyiz. Peki Mari'nin ailesiyle olan ilişkisi nasıl etkileniyor bu ilişkiler hayatının son dönemine kadar? Şöyle, tabii ki başta da bahsettiğimiz gibi Mari'nin hayatıyla ilgili, ailesiyle ilgili çok fazla bilgiye ulaşamıyoruz. 1913 yılında Kayseri Talas'ta doğduğunu biliyoruz. Daha sonra sanıyorum ilkokul yıllarında İstanbul'a göç edildiğini biliyoruz aileyle beraber. Ama ailesinin üyeleri, mesela kardeşleri var mıdır, yok mudur, nasıl bir aile yapıları vardır o anlamda, göç etme nedenleri nedir gibi bu nedenlere ulaşabilecek bilgilere sahip değiliz. Pek çok kaynak taramasında o dönemin sanatsal üretiminde kadın temsiliyeti üzerine yapılan çalışmalarda, makalelerde, tezlerde Mari Gerekmez'in dipnot olarak yer aldığını görüyoruz. Oralardan böyle iz sürerek bir takım bilgilere ulaşmaya çalıştık ama ailesine dair net bilgiler yok. Sadece bildiğimiz ailesi tarafından da, kendi cemiyeti tarafından da bu aşkın onaylanmadığı ve sonunda da Mari'nin dışlanmaya varacak şekilde ailesiyle de görüşmeyecek noktaya geldiğini biliyoruz. Ama detaylara ne yazık ki ulaşabilmiş değiliz. Hatta burada bir araya girmek istiyorum. Romanı yazmadan önce bu konuda Ermeni cemaatinden de bir takım hani araştırmalar, desteği istedik. Onlar da sağ olsun hani bir şekilde baktılar. Gerekmez yani soyadında kimseye ulaşamadık. Yani evet, yani öyle ki Gerekmez yani soyadında mutlaka aslında birilerinin, şöyle düşündük, var olması gerekiyor. Fakat bizim araştırmalarımızda Gerekmez yani soyadında kimseye ulaşılamıyor. Buradan da kendimize çıkarımlar yaptık. Acaba bu, ama bunların hepsi bir çıkarım. Tabii, varsayım. Muhakkak, evet. Yani bu aşktan dolayı soyadlarını mı değiştirmek istediler? Yani neden kayboldular? Nasıl yoklar? Bu da gerçekten belki akademik bir çalışma olabilir. Yine Mari üstüne yapılan tezler var. Belki oradan iz sürerek ulaşılabilecek bir şeydir. Fakat hakikaten Gerekmez yani soyadında kimsenin olmaması hala bize çok ilginç geliyor. Mari'nin kendi imza soyadı olmasın. Ama Esne Hanım bize paylaştığı şeyler var, sınıf defterleri var. Orada da Gerekmez yani o sınıf defterleri önemliydi bizim için de. Yani orada da anlıyoruz ki gerçekten Mari Gerekmez yani. Mari Gerekmez yanla Bedri Rahmi'nin sanatsal üretimini konuşuyoruz. Yani aşklarının seyriyle beraber nasıl değiştiğini. Fakat Eren Hanım bu ilişkiyi öğrenmesiyle birlikte sanatsal üretim nasıl etkileniyor? Ve Eren Hanım'ın sanatı hakkında da biraz bahsetmek istiyorum. Yani o da çok kıymetli bir sanatçı. Her ne kadar kadın sanatçılara yönelik daha böyle silmeye meyyal bir sanat tarihimiz olsa da aslında Bedri Rahmi'den çok daha iyi bir sanatçı olduğunu da söyleyenler var. Yani biraz da Eren Eyüboğlu'nun sanatçı yönünü ve bu ilişkiyle sanatın nasıl etkilendiğini konuşursak çok sevinirim. Ya Eren Hanım için şu cümleyle, Bedri Rahmi'nin cümlesiyle başlayalım. Vicdanla beni etkileyen cümlelerden biridir. Bedri Rahmi Eren Hanım'ın sanatı için şunu söyler. Ben sonradan olma ressamım. Eren Hanım, yani Eren Hanım'a hitaben, sen anadan doğma bir ressamsın. Biz de sergiye gittiğimiz zaman, sanırım 2021 yılının başındaki sergiye gittiğimiz zaman Rahmi Bey çağırmıştı, torunu davet etmişti ve oraya gittiğimiz zaman şunu görmüştük. Eren Hanım'ın da gerçekten resim sanatında çok karakteristik bir fırçası varmış. Yani bunu çok net görüyoruz ve gerçekten hani yani Bedri Rahmi kadar yetenekli bir kadın ressamdan bahsediyoruz. Fakat burada yine o döneme de dönecek olursak, yine 1930'ların sonu 40'a da dönecek olursak, yani kadın sanatçıların, bu ressam olabilir, heykeltıraş olabilir, yazar olabilir, işte bunların arasına Suat Derviş'i de dahil edebiliriz. Bir isimlerinin yok sayılması durumuyla karşılaşıyoruz. Mari'de evet, çok daha fazlası var çünkü hiç toplumsal olarak hoş görülmeyecek bir aşkın öznesi olduğu için. Fakat diğerlerinde de bu var. Bu arada Eren Hanım da Ernest'in, yani hani Romanyalı bir kadın. Fakat yabancı olmalarından ziyade aslında bunu biraz daha geniş perspektiften bakarsak sonuçta egemen ideolojinin bir cinsiyeti var. O cinsiyette
erkek cinsiyeti ve o yüzden hani orada da gördüğümüz zaman bu egemen ideolojinin dilinin kadını yok saymaya yönelik olduğunu bildiğimiz için Eren Hanım'ın sanatında da bununla karşılaşıyoruz. Bugün hala aslında aynı şeyleri yaşıyoruz. Hani bunun çözümünün Vildan ve bana göre mümkün olabilmesi için zaten sistemin değişmesi gerekiyor. Yani bu sistem var olduğu sürece karşısında sonuç itibariyle hani sanat ve kadın sanatçının da yaşadığı şeyi sınıf ilişkilerinden çok farklı görmüyoruz biz. Ve o noktada da buradan bakarsak kadın sanatçılarının adının yani o cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için de açıkçası bir takım uzlaşmalarla değil kökten çözümlerle gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Onun da bu sistemin yerine bizim dünya görüşümüzün de olduğu başka bir sistemin gelmesi gerektiğini, sosyalizmin geldiği bir sistemde ancak bu cinsiyet eşitliğinin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Eren Hanım'ın da yok sayılmasında, Mari'nin de yok sayılmasında, hatta işte Suat Derviş'in de yok sayılmasında, tüm bu kapitalist sistemin dilinin aslında sebep olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Eren Hanım'ın ressamlığı Bedir Rahmi'den kesinlikle geride değil zaten. Kendi ifadesi bu yönde. Bütün bu kadın sanatçıların aslında yaşadığı sorunun özünde Mari'nin Ermeni olmasından bile daha önde aslında kadın sanatçısı kimliği ve yasak aşkın öznesi olması. Böyle düşünüyoruz yani Eren Hanım da resim sanatında Vildan Hanım, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu kadın sanatçılar neden görünmüyorlar? Tabii ki yani Müjgan'ın söylediği şey en temelde düşünmemiz gereken nokta. Kadın sorununu diğer bütün toplumsal meselelerde olduğu gibi sınıf sorunundan ayrı bir yerde konumlandırıp anlamaya çalışırsak hataya düşmüş oluruz. Mari'ye de baktığımız zaman, Eren Hanım'a da, Eren Eyüboğlu'na da baktığımız zaman bunu görmek mümkün zaten. İkinci Dünya Savaşı koşulları ve Eren Hanım belki ülkesine dönüp Romanya'da yaşamına devam edebilecek gücü kendinde bulabilseydi tarih farklı akabilirdi. Ya da bir çocuğu var ve çocuğun büyütülmesi bu sistemde kadına atfedilmiş bir şey. Bütün bunlar onu da aslında daha kapalı bir yerden yaşamasına sebep olan nedenler. Ve kadın özgürlüğünün sağlanabilmesi için gerçekten bu sistemin kökten değişmesi gerekiyor. Yoksa tabii ki liberal anlamda bir takım özgürlükler, hukuksal eşitlikler kıymetli olmakla beraber bunun pratiğe yansıması için de zaten bu bakışın değişmesi gerekiyor. Bu bakış, erkek egemen bakışın sebebi de, temel nedeni de kapitalist sistem olduğuna göre sorunu burada aramamız gerekiyor. Tabii bütün bunlarla beraber Mari de kadınların eve kapatılmasına karşı çıkmış bir kadın. Bunu yine arkadaşlarının anlatımından görüyoruz. San dergisinde ressam arkadaşı mesela onu şöyle anlatıyor. Kadınların eve kapatılmasına karşı çıkmış ve bunu heykellerine nakşetmek için sokaklarda da üretim yapmış, topluma karışmış bir kadın diyor. Toplumdan kopuk değiller ve kadının o eve kapatılmasına karşı çıkan bir yapıdalar. Belki de o yüzden birbirlerini Eren Hanım da Mari de daha iyi anlamış olabilir diye de düşünmek lazım. Peki siz 30'ların 40'ların sanat hayatını çalıştınız. Bu ikinci dünya yani çok fakir bir Türkiye. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası yokluklar içerisinde kuyruk hep bahsettiğimiz o kuyruklarla geçen bir ülke. Ve sanat çok büyük bir lüks yani aşırı bir lüks baktığınız zaman bu çerçeveden. O zamanki Türkiye'deki sanat hayatı nasıl? Yani sanatçılar yaptıklarından bir gelir elde ediyorlar mı? Hayatlarını kazanabiliyorlar mıydı? Biraz da o dönemin sanat hayatından bahseder misiniz bize? Yani tabii ki çok zorlu koşullarda sanat yapabiliyorlardı, üretebiliyorlardı. Çünkü hani bugün nasıl biz zorlanıyorsak siz de öyle. Yani yazarak hayatımızı sağlayamıyorsak onlar için de aynı koşullar çok daha ağır şekilde vardı. Ve dediğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı koşulları tüm dünya zaten bir faşizmin altında eziliyor. Türkiye savaşa girmese de bunu ensesinde hissediyor bu savaşı, çok yakından hissediyor. Fakat bu koşullarda dahi yurt gezileri oluyor. Yani mesela bizi çok etkileyen romana da oldukça geniş yer verdiğimiz Bedir Rahmi'nin Karaduz şiirini yazdığı yurt gezileri oluyor. Ve sanatçılar bir şekilde o yurt gezilerinde Anadolu'yu anlamaya, Anadolu'nun ruhunu çalışmaya gidiyorlar. Ve Mari de dahil olmak üzere
O dönemde sanat tartışmalarının çok yoğun olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. D grubunu kuruyorlar. Bedir Rahmi, işte Eren Hanım da o grubun içerisinde. Ve ulusal, evrensel sanatla ulusal sanatı nasıl birleştirebiliriz? Nasıl sanatımıza yansıtabiliriz tartışmalarını çokça yapıyorlar. Orada bizi heyecanlandıran bir şey de akademiden Levi Hoca. O da bir şekilde bu D grubunda ve Anadolu'nun motiflerini resime nasıl taşınabilir? Bunun için o da çalışıyor, o da çabalıyor ve işte D grubu da zaten Anadolu motiflerini resim sanatına nasıl nakşedebiliriz de kafa yoruyor. Yine Lambo'nun meyhanesinde muhtemelen bilmemekle birlikte böyle bir belge elimizde olmamasına rağmen Lambo'nun meyhanesinde de bu tartışmaların yürütüldüğünü düşünüyoruz. Ulusal sanat tartışmaları çokça ama bir yandan o ulusal sanatı evrensel sanattan koparmamak gerekiyor. Ve bizim romanımızda şöyle bir artısı oldu. Mari felsefe öğrencisiydi. Sonuç itibariyle felsefenin aslında hayattaki her şeyin belirleyici olduğunu düşünen iki kişiydik, iki insandık. Ve o yüzden hani felsefe burada romana çok dahil oldu. Mari'nin felsefe öğrencisi olması bizim işimizi o anlamda kolaylaştırdı. Sanatta felsefe tartışmalarını da yürüttüklerini düşündük. Çünkü dönem olarak 1937'ler, 40'lar sonuç itibariyle bize göre de Engels'in dediği gibi iki tane felsefe vardır. Biri idealizm, biri materyalizm. Ve Mari felsefe öğrencisi heykel yapıyor. Acaba hangi felsefe akımını benimsemiştir diye düşündüğümüz zaman yine San dergisindeki arkadaşlarının Mari'nin romantik bir kadın olmadığını ifade eden cümlelerinden yola çıkarak, sanatında gerçek ve yalını önem verdiği cümlelerinden yola çıkarak Mari'nin materyalist bir felsefeci olduğu kararına vardık. Böyle midir bilmiyoruz net ama sonuç itibariyle onun hakkında söylenenlerden buraya vardık. Ve sanatta felsefe tartışmalarına yoğun bir şekilde yer verdik romanda. Yani evet bir aşk var, aşk anlatısı var fakat o aşkın içerisinde de diğer sanatçılarla Lambo'nun meyhanesindeki tartışmalarda da sanatta hangi felsefe akımının olması gerektiği konusunda uzun uzun tartıştırdık karakterlerimizi. O açıdan evet o dönemin sanatı da yani sanatçısı kesinlikle zorlanıyordu. Hatta Eren Hanım'a yazılan mektuplardan birinde kimin yazdığını şu anda hatırlamıyorum ama hani Bedir Rahmi'nin askerde olduğu süreçte Eren Hanım'ın ne kadar maddi olarak zorlandığını anlatan bir mektup da var. Hani bebek var çünkü Mehmet doğmuş bir ressam ciddi anlamda üretirken zorluk çekiyorlardı. Hatta Rudolf Hoca'nın da yine bir cümlesini hatırlıyorum San dergisinden. Mari heykel yaparken onu ileride müreffeh bir hayatın beklemediğini biliyordu ve üstelik yoksuldu, zorlanıyordu ama buna rağmen heykel sanatından vazgeçmedi, kopmadı. Bugün yaptıkları aslında yaşasaydı ileride ne kadar büyük bir heykeltıraş olacağının bir öngörüsüydü bizim için diyor. Yani çok zorlanıyorlar. Bunda hani hemfikiriz zaten İkinci evet. Dünya Savaşı koşulları. Sanat bugün Türkiye'de hala yapılması çok kolay bir alan dal değil açıkçası. Evet. Bir şey ekleyebilirim buna belki. Bizi aslında en çok heyecanlandıran şeylerden biri de oydu. O dönemin sanatsal atmosferi. Tabii ki benzer sıkıntılar var ama bir taraftan bütün o sanatçılar birbirlerini hem kıyasaya eleştiriyorlar, gerek sanatsal üretim anlamında, gerek hani bütün toplumsal konularda. Ama öyle bir birlik var ki herhangi bir sorunda birbirlerinin yanındalar. Hepsi birbirine destek olmaktan yana. Mesela karakterlerimizden biri Fikret Adil. Evet, Fikret Adil benim de çok mercime takılmıştı. Değişik bir hayatı olmuş. Yani Türkiye sanat hayatı ve edebiyat düşün dünyası o işte atmosferdeki evinden yani orası oradan geçmişler. Yani çok değişik bir karakter. Gerçekten bir sanat okulu gibi olmuş evet. Aslında. O, ve çok evi. Da sert eleştirilmiş. Evet, öyle ki bütün o isimlerle, romanda da geçen isimlerle, Bedir Rahmi ile, Sait Faik ile, Orhan Veli ile hepsiyle hem çok yakın dost olup hem de makalelerinde, gazete yazılarında, dergilerde hani tabiri caizse çatır çatır eleştirmiş. Bugün bundan yoksunuz. Eleştiri artık daha çok
anlamını yitirmiş durumda günümüz sanat ortamında. Sadece sanat ortamında da değil aslında baktığımız zaman. Bütün alanlarda eleştiriyi yanlış bir yerde konumlandırıp ya saldırmak üzerinden giden bir taraftarlık üzerinden giden bir şey var. Ama o dönemin sanat ortamına baktığımız zaman bu eleştiri birbirlerini ve üretimlerini çok besleyen bir şey. Tabii ki dediğim gibi benzer sıkıntılar olmakla beraber bu dönemin sanat ortamına baktığımızda bunu yitirdiğimizi görüyoruz artık. Hem bir düşmanlaşma, bu da yine sanatın içinde üretim yapan insanların da kendi sınıf bilincinden yoksun olmasıyla da çok ilişkin bir şey. Hani toplumdan ve sınıftan bağımsız bir şey gibi algılandığı zaman sanat, o zaman tabii ki yaklaşım farklı oluyor. Ama emekçi olarak kendini konumlandırdığında sanata yaklaşımın da daha farklı oluyor ve sanata aşkın bir yere konumlandırmıyorlar. O dönem bunu görüyoruz. Ama bugün hem o sırça köşklerde yapılmaya çalışılan bir sanat alanı var, hem de diğer taraftan birbirine düşmanlaşma söz konusu. Ortak sorunlarda, toplumsal sorunlarda, politik sorunlarda bir araya gelememek bundan kaynaklanıyor biraz. Bu bizim için çok önemliydi. Günümüz sansürüyle beraber hani hem bir sansür ve baskı ortamını çok yoğun etkiliyor. Bir taraftan da bunun doğal sonucu olarak yozlaşma çok fazla sanatsal üretimde görüyoruz, karşımıza çıkıyor. Ama o dönemde bütün bunlara beraber direnen bir sanat camiasından bahsetmek mümkün. Belki biraz da ve inanılmaz felsefi tartışmalar yürüyor. Müjgan'ın da bahsettiği gibi ulusal sanat nedir, evrensel sanat nedir gibi. Bu felsefi tartışmalar bir yandan, dostlukları bir yandan, bugün onun yoksunluğu bize biraz yazarken de o döneme öykünmemize neden oldu diyebilirim. En çok imrendiğimiz konulardan biriydi gerçekten. Yani o kadar eleştiri alanı hani çölleşmiş ki şu anda bizde sanatsal eleştiri. Ya övgü, yani eleştiriden anladığımız ya övgü ya da gerçekten hakarete varacak kadar yargı şeklinde. Oysa mesela Nazım Hikmet'in Bedir Rahmi'ye yazdığı mektuplardan hatırlıyorum. Sen şiir yazma diyor Nazım Hikmet Bedir Rahmi'ye. Resim yap. öyle diyor, resim yap. Evet, resim şiir yap. Sen şiir yazma, resim yap diyor. Ama yani hani birbirlerini çok dürüst şekilde eleştiriyorlar. O Fikret Adel'in yazılarının sertliği. Herhalde bugün biz bunları hani birbirimize düşmanmışız gibi baktığımız için. Her şey kişisel algılıyor. Evet, şimdi çok yani sanatı çok özerk bir yere koymaya başladık sanırım. Her şey bundan kaynaklı. Oysa o dönem sanat o kadar da özerk bir alana sahip değil. Yani toplumsal koşullardan ayrı bir yerde durmuyor. Toplum ne yaşıyorsa sanat da onu yaşıyor. Sanatçı da onu yaşıyor ve bunun bilincindeler. Vida'nın dediği gibi sınıf bilinci bugünden çok daha fazla var. Oysa ki şimdi o sınıf bilinci de kaybolduğu için yani hani biz dışarıdan sadece toplumsal olaylara görüş bildiren, dışarıdan bakan bir takım elit bir tarafta duran insanlarmışız gibi algılanıyor sanatçı. Oysa ki hani işin gerçeği böyle değil. Zaten Vilda'nın da benim de sanata bakışımız bu çerçevede değil. Sanatı da sınıfsal olarak değerlendiriyoruz. Evet. O anlamda çok öykündük gerçekten dönemi yazarken birbirleriyle ilişkilerini. Bir de minicik şey söylemek istedim. Evet, programın sonuna geldik. Zaten bir iki cümle daha alalım. Kapatıyoruz artık. Tamam, o zaman hemen toparlayayım. Şiir yazma, resim yap dediğini hatırlattı Müjgan Nazım Hikmet'in Bedir Rahmi'yi. Ama Bedir Rahmi'nin Mari ile aşkından sonra Karadut gibi veya pek çok akıllara kazınan şiirleri yazdığını görüyoruz. Aslında dönüp dolaşıp vardığımız yer şu, aşkın kuruculuğuyla sanatsal üretimlerini beslemişler. Kalemleri güçlenmiş, fırçaları güçlenmiş, heykelleri güçlenmiş ve toplumdan kopuk olmayan bir aşkla beraber bir şekilde birbirlerini var etmişler. Bizim için ama şu da var, belki son söz olarak şunu söylemek isterim. Mari gerçekten unutulmak istemeyen bir kadınmış. Biz bunu anlıyoruz araştırmalarımızdan ve ben varım aşkımla, bana yazılan şiirlerle, heykellerimle ben varım çığlığını atan bir kadın. Biz de ona bir nebze de olsa hatırlatabilmek istedik. Mari gerekmezden yaşamış, bu dünyada izler bırakmış ve yaşamış. Peki, çok teşekkür ederiz Müjgan Hanım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de o kadar güzel toparladı ki Müjgan Hanım'a hani son bir cümle olarak Mari büst çalışmış bir kadın, sanatçı. Fakat bugün hala Mari Gerekmezyan'ın yüzü sureti yerine bazen Eren Eyüboğlu'nun sureti kullanılıyor. Bu kesinlikle bilinçli yapıldığını düşünmüyoruz. Hakikaten. Fakat iki kadına da çok büyük haksızlık bu. O yüzden büst çalışmış bir kadının suretinin çok daha görünür olması gerekiyordu. O anlamda romanın kapağında kullandığımız
Mari Gerekmezyen fotoğrafını bize ulaştıran Esenyan Lisesi'ne de bir kez daha buradan çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Mari Gerekmezyan'ı anmamız için bize ışık tuttuğunuz, vesile olduğunuz için teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, bugün programımızda heykel tıraşlarımızdan Mari Gerekmezyan'ı konuştuk. Onun sanatını, yaptığı dönemdeki sanatsal ortamı ve Bedir Rahmi Eyüboğlu ile olan aşkını konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyorum.